bakacağız bu videoda. Şimdi for döngüsü, birkaç tane for döngüsü, mesela iki tane iç içe geçmiş for döngüsü genelde matris işlemleri yapacağınız zaman kullanırsınız. Matrisin elemanları çünkü bir satır boyuncadır, bir de sütun boyunca gideceği için iki değişkenli for döngüsü yapmak zorunda kalırsınız. Yani kullanırsınız diyeyim, daha doğrusu tek bir for döngüsüyle de yapılabilir ama genelde daha anlaması daha kolay olduğu için iki for kullanırız biz matris, iki boyutlu matris için. Tabii şöyle bir şey demek doğru değil. Yani sadece matris için mi birkaç tane for döngüsü kullanılır? Başka problemler için birkaç tane for döngüsü, iç içe geçmiş for döngüsü kullanılmaz mı? Tabii ki de kullanılır. Yani mesela sallıyorum kafamda bir tane örnek. Siz mesela arabanın harcadığı yakıtı hesaplamak istiyorsunuz. İki tane parametre olduğunu düşünün. Birincisi aracın motorunun hacmi, işte 1.6, 1.8, 2 filan. Ondan sonra bir de başka parametrede ne olsun? Mesela aracın lastiğinin genişliği, işte inç, 17 inç, 16 inç filan diye. Ondan sonra bir tane de fonksiyonunuz olduğunu düşünün. İşte yakıtı hesapla diye bir fonksiyon olduğunu düşünün. Bu yakıtı hesapla fonksiyonu siz analiz yapmak istiyorsunuz. Her bir aracın motor hacminde, her bir motor hacmi için atıyorum kaç tane farklı ebatta lastiğiniz varsa 1.6 motor için işte 17 inç jant için ne kadar hesaplar yakıt yakar. Ondan 18 jant için ne kadar yakıt yakar. Ondan sonra şu kadar jant için ne kadar yakıt yakar. Ondan sonra aracın motoru mesela 1.6 idi. İşte 2.0 için olduğu zaman şu ebatta ne kadar yakıt yakar? İşte şu ebata gelince ne kadar yakıt yakar? Yani böyle birkaç tane parametreyi kontrol etmek istediğiniz zaman birden fazla for döngüsü kullanırsınız genelde. Tamam. Şöyle hızlı bir giriş yaptık. Şimdi genel olarak ikili for döngüsü şöyle olur arkadaşlar. Bir tane for'u yazarsınız. For i eşittir mesela 1'den 5'e kadar gitsin. For, bir daha enter'a basıp bakın dikkat ederseniz biraz kaydı. Çünkü şu an aslında ilk for'un içindeyiz. For j eşittir. Bu değişkenler ismini istediğiniz gibi verebilirsiniz. Fark etmez. Mesela 2'den sallıyorum bunu 8'e kadar. Tamam. Sonra bu döngüyü kapatmak için end. Bu ilk içerideki döngüyü kapattı. J'yi kapattı yani. Bir daha end koyarsam birinci döngüyü de kapatmış olacak. Şimdi şuraya bir enter koyayım. Çünkü bir şeyler söylemem lazım. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, sizin bu döngünüz kaç kere çalışacağını düşünürseniz aslında her bir i değeri için toplam 5 tane i değeri var. Her bir i değeri için j 2'den 8'e kadar gidecek. Tamam mı? Buradan anlamanız gereken şey bu. İlk önce i değeri bir değer alacak. Ondan sonra j değeri 2'den 8'e kadar gidecek. 8'e kadar gittikten sonra i değeri bu for'dan çıkacak. Pardon, j değeri bu for'dan çıkacak. Ondan sonra tekrardan i değeri bu sefer 2 olacak. 2 olduğu zaman j değeri yine 2'den başlayıp 8'e kadar gidecek. Ondan sonra bu döngüden çıkacak j. Sonra i eşittir 3 olacak. I eşittir 3 iken tekrar 2'den 8'e kadar gidecek. Böyle böyle. Yani ilk değer şöyle söyleyeyim. İlk değer için, her bir ilk değer için ikinci döngü sürekli değişecek. Ondan sonra döngüden çıkacak. İkinci yine ilk değer işte değişecek. İkinci döngü tekrar tarayacak. İkinci döngü boyunca böyle böyle ilerleyecek. Tamam. Bu tür şeyleri matriste çok kullanıyoruz mesela. Hemen hızlı bir tane örnek yapalım. Mesela siz elinizde bir matris var. Matris diyorum. Eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tamam. Bu bir matris. Şunu şöyle silip Command Window'a yapıştırırsam tabii şeyini kaldırmam lazım. Bakın böyle matrisiniz oldu, tamam. Şimdi siz mesela atıyorum, sallıyorum tamamen. Bu matrisin elemanlarını toplamak istiyorsunuz. Ya da bu matriste şu elemandan büyük değerleri bulmak istiyorsunuz filan falan. Bunları tabi lojik operasyonlarla da yapabilirsiniz ama ben bu videoda for döngüsünü kullanacağız. Amacımız size for döngüsünü öğretmek. Şimdi yapmamız gereken şey, hatta şunun satır sayısı 6. Biraz genişleteyim bunu. 5 ve
Yani 3'e 4'lük bir matris olsun bu, tamam mı? Şu an 3'e 4'lük bir matris. Şunu siliyorum burayı. Run ettim. Bakın 3'e 4'lük bir matris. Şimdi ben size mesela bu matrisin elemanlarını toplamak istiyorum for döngüleri kullanarak. İç içe for döngüsü kullanmam lazım. Çünkü matrisin bir satırı var, bir de sütunu var, değil mi? Ne yapmam gerek? For diyeceğim. Mesela i eşittir birden kaça kadar gitsin? I eşittir birden. Genelde arkadaşlar matris üzerinde işlem yapacağınız zaman i değeri sizin satır sayısını, i değerini yani ilk girdiğiniz değer satır sayısına girersiniz. Mesela kaç tane değer var? 3 tane değer var, değil mi? O zaman birden 3'e kadar gidecek. Enter'a bastım. For ikinci şeye gireceğim. Aynı ismi veremezsiniz arkadaşlar. Buna i dediyseniz, buna da i derseniz olmaz, çalışmaz. Yani hata verecektir. J değeri. Farklı bir değer girmeniz lazım. J'de kaça kadar gitmesi lazım? Düşünürseniz eğer for i eşittir 1 için, yani birinci satır için toplam 4 tane eleman var, değil mi? O zaman J'nin de birden 4'e kadar gitmesi lazım. Tek yapmam gereken şey, tabii şurada bir tane toplam belirlemem lazım. Bunu da sıfıra eşit diyelim. Tek yapmam gereken şey, bastık. Toplam eşittir. Toplam, hep yaptığım şeyin aynısını tekrar yapıyorum. Toplam artı ney? Matris. I virgül J. J virgül i dersem olur mu? Olmaz. Çünkü J sütun sayısı. I satır sayısı. Satır sayısı birden 3'e kadar gidiyor. Bakın 1, 2, 3, 3 tane satırım var. Eğer ben bunların yerlerini değiştirirsem i dediğim şey 3'e kadar giderken onda sıkıntı çıkmayacak. Çünkü 3 tane sütunda sıkıntı yok. Ama J dediğim şey, yani şu J başta olsaydı eğer, i'nin yerinde olsaydı 4'e geldiğinde patlayacaktı. Çünkü 4 diye bir dördüncü satırımız yok. Onu dikkat etmenizde fayda var. Bütün değerleri tek tek yazdırmayalım. End diyorum. End diyorum. İki for'u da kapattım. Şimdi bana toplam şeyi verecek, değil mi? Toplam dersem eğer ben buraya toplam eleman sayısını verecek. Run ettim. Şu matrisin bütün elemanlarının toplamı 61'miş. İsterseniz sum fonksiyonuyla kontrol ederiz diyecektim ama demeyeceğim. Çünkü bu bir matris. İki kere sum fonksiyona girmem lazım. Onu ileriki videolarda anlatsam daha hoş olacak. Tamam. Yaptığım şey gayet basit. Şimdi size birkaç tane anladığınıza göre, büyük ihtimalle anladınız ne demek istediğimi. Hadi şöyle bir daha gözden geçirelim. Size ödevler gelecek çünkü bu videodan sonra. Şimdi yaptığım şey i eşittir 1 için ilk önce ilk döngüden başladım. I eşittir 1 oldu, değil mi? I eşittir 1 iken geldim. J eşittir de 1. Şu an ilk iterasyonda hem i1 hem j1. Toplam eşittir toplam artı, ki toplamın değeri 0 artı matris 1 virgül 1. 1 virgül 1 ne? Aslında şu. Ondan sonra yaptı. Toplam 1 oldu. Sonra end'e geldim. J bu sefer 2 olacak. J2 ne demek? J2 demek aslında sizin şu matris diyorum şuraya, matris. J eşittir 2 demek aslında siz hala i eşittir 1'desiniz, j eşittir 2'desiniz. Yani birinci satır, ikinci sütundasınız demek. İkinci sütunda olduğunuz için artık bu matris 1,2 olacak. 1,2 olacak ki onun değeri de 2. Siz az önceki toplamla, ki onu da 1 bulmuştuk, 1'e eşitlemiştik daha doğrusu. Onunla toplarsanız 1 artı 2 eşittir 3 olacak. Bunu en güzel göstermenin yolu debug yaparak göstermek. Ancak debug'ı şimdi anlatmayacağım. Aslında şimdi de anlatabilirim ama video uzun oldu. Bir sonraki videolarda debug yapmaktan bahsedeceğim. Daha hızlı bir şekilde görebilmeniz için. Evet, şimdi ilk ödeviniz geliyor. Evet, şimdi ödeviniz, ilk ödeviniz şu gençler. Birinci ödeviniz. Şimdi birinci ödev, şöyle bir matris var. Biliniyor yani, bunu gireceksiniz siz. Bu matrisin diagonal olan elemanlarını toplayacaksınız. Yani şu şey, yani şu kare matrisin şu 1, 5 ve 9 elemanını toplayacaksınız. Tabii for döngüleriyle toplayacaksınız, tamam mı? Hile yapmak yok. İki tane for döngüsü yapacaksınız. Nasıl yaparsanız yapın ama iç içe for döngüler olacak. İkinci ödev, bu matrisin 5'ten büyük olan elemanlarını topluyorsunuz. Yine iki tane iç içe for döngüsü olacak.
Üçüncü ödev ise birazcık daha düşünme gerektiriyor. Yine iç içe for döngüsü kullanarak kullanıcı tarafından girilen herhangi bir matrisin boyu ne olursa olsun 3'e 3, 5'e 5, 4'e 5 falan fark etmez. Köşesindeki, dört köşesindeki elemanlarını toplayacaksınız. Yani şu eleman, şu eleman, şu ve şu. Tam en köşe dipteki 4 tane elemanı. Evet, ödevler bu şekilde. Bir sonraki videolarda ben bu ödevleri çözeceğim ki böylece siz iç içe for döngüsünü kullanmak daha kolay iyice oturmuş olacak. Şimdilik görüşmek üzere.